Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ticarete atıldı. Yeni işinin ilk lansman toplantısına da pek çok ünlü isim katıldı. Bu özel toplantıya ise itiraflar damga vurdu. Aslı Enver, Murat Boz'a neden baskı yapıyor? Almeda Abazi'nin hangi itirafı sevgilisi Tolgan Sayışman'ı utandırdı? Bu soruların yanıtı ve çok daha fazlası haberimizde. Oyuncu Murat Yıldırım'ın asıl mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Oyuncu oldum. Sonra da bu iş karşıma çıktı. Sohbet koyulaşınca eskilere dönen Murat Yıldırım, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı hakkında ne açıkladı? Söylemesen daha iyiydi. Almeda Abazi, sevgilisi Tolgahan Sayışman'a ne lakap taktı? Çok iyi oldu bunu da kameraların önünde söyledi. Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'i korumaya çalıştı ama Aslı Enver sonunda neyi itiraf etti? Gerçekleri söyleyebilirsin. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım sonunda pek çok meslektaşı gibi ticarete atıldı. Gerçekten çok farklı bir şeymiş bu. Bunu bugün hissettim iyice. Çünkü yani benim bir filmin galası olduğu zaman daha başka bir şekilde psikolojiyle katılıyordum ama bugün bu tabii ilk defa girmiş olduğum bir şey, ticaret. Havyar üreticiliğine başlayan ünlü oyuncu haliyle heyecanlıydı. Ürünlerini de ilk olarak arkadaşlarına tattırmak istedi. Murat Yıldırım arkadaşlarına bir uyarıda da bulundu. Çok samimi söylüyorum, bu başka bir şeymiş. Hiç film gibi bir şey değil. Söyleyeyim, girecekseniz. Girmeyin de ben yalnız kalayım. Murat Yıldırım'ın hayatı tesadüflerle dolu. Tıpkı ticarete atılması gibi. Mesela ünlü oyuncunun asıl mesleğini biliyor musunuz? Aslında makine mühendisiydim. Oyuncu oldum. Sonra da bu iş karşıma çıktı. Bunu oyunculukla beraber götürebilirim ama makine mühendisliğini hiçbir zaman yapmayacağım. Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Murat Yıldırım'ın dostlukları çok eskilere dayanıyor. Ama bunu anlatırken Murat Yıldırım ufak bir pot kırdı. Adana'dan tanıyoruz kendisi. Tabii. Ortak arkadaşlarımız vardı. O zaman daha elinde gitarla dolaşırdı. Ama çok güzeldi. Ama yani çok güzel günlerdi. Harbiden söylemesen daha iyiydi ama olsun. Açılışa ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sevgilisi Almeda Abazi ile katıldı. Tatil modundan çıkmayan ünlü oyuncu siyah beyaz fötr şapkası ve çiçekli gömleğiyle hala sahilde gibiydi. Almeda Abazi ise siyah elbisesi içinde göz kamaştırıcı görünüyordu. Hayır, herkes ayrı yaşıyor. Ünlü çift bu yaz dünyanın altını üstüne getirdi. Ayak basmadıkları ülke bırakmadılar desek yeri. Biraz yorgun ama çok da keyifliydiler. Çok güzel geçti. Güzeldi açıkçası. Kendimizi yenileme fırsatı bulduk. Yorucu ama çünkü hani uzak olduğu için şu an ikimiz de jet lag'iz. Fena bir şekilde böyle 2 saatlik uyku, sonra kalkıyorsun, uyku yok. Aynen. Tolgahan Sayışman gezmekten bitap düşmüş. İkimiz farklı saatlerde uyanıp yatıyoruz. Ben çok erken kalkıyorum. Bir de sete, ben geri gelmez sete başladım, çalışıyorum. Artık setin son sahnelerinde falan ayakta uyuyor pozisyondayım. Öyle geçiyor. Ünlü oyuncu sadece gezmemiş. Dünyanın dört bir yanında yatırım da yapmış. Bu sektörle alakalı kendime olan yatırımlarımla alakalı biraz açıkçası. Gayrimenkul işleri vesaire onlarla alakalı. Bu yıl magazin dünyasının ünlü isimleri tek tek nikah masasına oturdu. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin böyle bir planı var mı acaba? Ülkenin yarısı evleniyor. Diğer yarısı da o düğüne davetli. Sürekli düğün var ya. Bakacağız, kısmet diyelim her şeye. Pek çok ünlü isim gibi Tolgahan Sayışman da ard arda gelen düğünler nedeniyle biraz dertli. Evet, altın. Ben artık şey ya, direkt bankaya EFT yapıyorum. Şey, şart koşuyoruz artık. En az 3 sene evli kalmak şartıyla diye takıyor herkes altını. Çünkü çok da boşanan var. Evlenmek için gün sayan Sarp Apak ve nişanlısı Bengüsü Uzunöz her zamanki gibi el ele kol kolaydılar. Evlenmek var planlarım arasında. Nişanlımla evlenmek ilk planım. Ondan sonra inşallah biz de böyle güzel bir yuva kurarız. Çocuğumuzla, ailelerimizle, büyük bir aile olarak. Her zaman hayalini kurduğumuz bir şey yani. Tarih henüz belli değil ama 2016 bitmeden Sarp Apak nikah masasına oturacakmış. Bu sene yapacağız ama hani tam tarih veremiyorum. Çünkü biraz hani her şey her gün değişebiliyor ya. O yüzden tam bir tarih veremiyorum. Sohbet arasında fark ediyoruz ki Almeda Abazi sevgilisine bir lakap takmış. Yumoş. Kod adım Yumoş, nereden çıktıysa bilmiyorum. Çok tercih Yumoş etmiyor. Yumoş ne ya diyor, bana çağırma beni öyle ama. Yumoş seviyorum. Evet.
Çok iyi oldu burada kameraların önünde. Evet. Biraz gecikmeli de olsa Murat Boz ve Aslı Enver de katıldı lansmana. Hatırlarsanız Aslı Enver ve Murat Yıldırım birkaç yıl evvel Suskunlar dizisinde birlikte kamera karşısına geçmiş, Ecevit ve Ahu'nun aşkı efsane olmuştu. Ünlü çift siyahlara bürünmüş, birbirleriyle uyumlu giyinmişlerdi. Murat Boz kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni bir imaj yaratmıştı. En son bir film çektik. Filmden sonra biraz rahatlamak istedim. Yazın böyle bir birazcık kısaltayım dedim. Murat Boz sadece saçlarını kısaltmamış, oldukça da kilo vermiş. Bu işte Aslı Enver'in etkisi var mı dedik, bomba gibi bir itiraf geldi. Yani herhangi böyle bir şey olmuyor bana terk. Gerçekleri söyleyebilirim. Ben yedirmeye çalışıyorum. O yediriyor. Gerçekten. Zaten spora çünkü gidiyor ve zaten gidiyordu hayatında. Dolayısıyla ben de hayatımın sonradan dahil olduğum için daha çok yedirme tarafıyım ama direniyor. Bayağı. Murat Boz ve Aslı Enver magazin dünyasının en yakışan çiftlerinden. Birbirlerine çok aşık oldukları da her hallerinden belli. Baksanıza röportaj verirken bile Murat Boz sevgilisinin sırtını seviyor. Bu arada bir de sürprizin ipucunu veriyor Murat Boz. Sevgilisi Aslı Enver'le tanışmasına vesile olan Kardeşim Benim filminin ikincisi gelebilirmiş. O sürpriz olsun, göreceğiz. Bakalım. İnşallah olur. Biz de isteriz tabii ki yani. Kardeşim benimki. Kardeşim benimki olabilir. Bakalım.